NTV'de NTV'ye sorun zamanı efendim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu sorularınızı yanıtlamak için stüdyomuzda. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Önce şunu da başlamak isterim. Çay ve sütle ilgili bir araştırma. Siz çok süt taraftarı bir doktor değilsiniz. Bunu biliyoruz. Evet. Ama sütle kemikler arasında da zaman zaman bazı bağlantılar, ilişki kurulur. Ama çay ile kemik arasındaki bir ilişkiyi de ilk defa duydum. Ne diyor araştırma? Araştırma şunu söylüyor. Günde 3 fincan, yani 3 bardak diyeyim, çay içen hanımların kemikleri içmeyenlerden daha sağlam. Yine bunun benzeri bir araştırma yakın bir zamanda yayınlandı. Çok fazla süt tüketenlerin kemikleri çok zannedildiği kadar çok sağlam değil. Hep ben söylüyorum, diyorum ki başka canlıların sütünü içen bir kediler bir de biz varız. Çocuklarımıza sütü verelim ama yetişkinlerin, ergenlerin daha çok peynir ve yoğurt, ayran tüketmesini teşvik edelim. Kefir tüketmesini teşvik edelim. Çaydan da vazgeçmeyelim. Peki, geleneksel çayımızı da rahatlıkla tüketelim. Memnuniyetle. Geride bıraktığımız hafta dünyada aşı haftasıydı. Aşılanma çok önemli halk sağlığı açısından biliyoruz. O yüzden özellikle sizin ağzınızdan duymak isteriz. Aşılanma karşıtı da günümüzde bir sürü kampanyalar düzenleniyor. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Abuk subuk, uçuk kaçık kampanyalar. Onu net ve açık olarak söyleyelim. Bir kere zorunlu aşılar var. Bir de isteğe bağlı aşılar var. Bunları ayıralım. Zorunlu aşıları yaptırmazsak başımız belaya yeniden girer. Unutmayalım. Yani kızamık, kaba kulak, su çiçeği aşılarını yaptırmazsanız, tetanozu yaptırmazsanız, yani biz bu ülkeden çiçeği, bu ülkeden çocuk felcini, bu ülkeden trahomu aşılarla kovduk. Bunu unutmayalım. Efendim aşının içinde alüminyum var, aşının içinde civa var filan gibi bir takım toplumu tahrik edecek, toplumun aşıdan soğumasına yol açacak davranışlardan uzak duralım. Bunların hiçbirisi kanıtlanmış ve ortak kabul gördüğü kanıtlanmış araştırmalar değil, bir iki tane uçuk kaçık bilgiyle yola çıkmayalım. Özeti şudur, geçtiğimiz hafta aşı ile ilgili bilgilendirme haftasıydı. Çocuklarımızı aşılatalım, yoksa başımız belaya girer. Peki, bu iki konu sahiden de çok önemliydi. O yüzden görüşlerinizi almak istedik. Artık izleyicilerimizin sorularına geçelim mi? Tabii. Kilo ile ilgili bir soru hemen gelmiş. Ezgi Sağlak'tan başlayalım. Kilo sorunu olanlar kuru meyve tüketebilir mi? Tüketebilirler, miktar önemli. Bilelim ki kuru meyvenin içindeki fruktoz miktarı ile normal meyvenin içindeki fruktoz miktarı pek fark etmiyor. Sadece suyu fark ediyor. Yani bir elmada ortalama 7-8 gram fruktoz varsa kuru bir elma kurusunda da 7-8 gram fruktoz var. Ama farkında olmadan siz kuru meyveyi tek başına yediğiniz zaman 2-3 elma kadar kuru meyveyi yiyebiliyorsunuz. Dikkat etmenizde fayda var. Kuru meyveleri natlarla birleştirelim. Yani meyve ile birlikte yağlı tohumlar, yani fındık, badem, ceviz, antep fıstığı, yer fıstığı karışımları olursa bunlar daha sağlıklı kombinasyonlar. Hem belki çok yememizin de önüne geçer kuru meyveyi. Magnezyum takviyesiyle ilgili bir soru gelmiş. Mine Durukan'dan. Migren tedavisinde etkili midir magnezyum? Migren tedavisinde etkili midir? Doğrudan migren ilacı gibi düşünmeyelim. Aslında migrenin de bir ilacının net ve açık olduğunu da düşünmeyelim. Migrenin tarif edilmiş olmakla birlikte pek çok farklı tipleri olan bir hastalık olup olmadığının tartışıldığını da bilelim ama magnezyum eksikliği ile migren arasında çok bağlantı olduğunu artık öğrendik ve düzenli magnezyum kazanımının migren krizlerinin sayısını azalttığını, krizlerin ağırlığını hafiflettiğini çok net ve açık olarak biliyoruz. Ama hangi magnezyum? Oksidi değil. Magnezyumun mümkünse glisinatı, magnezyum glisinat tuzu. Hadi bulamadık, sitrat veya taurat tuzu. Bunlar da önemli. Mide yanmasına ne iyi gelir demiş izleyicimiz. İlaçsız bir çözüm istiyor sizden Belkıs Hanım. Doğru bir çözüm arıyor. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Bir kere su çok iyi gelir. Bir bardak soğuk su mide yanmasına çok iyi gelir. Sık sık ılık su içerseniz o da iyi gelir ama su çok iyi gelir. İkincisi, çok basit çaylarımız var bizim çok kullandığımız. Nane çayı var, rezene çayı var, karanfil çayı var, melisa çayı var. Bunların hepsi, özellikle nane ve rezene, mide biliyorsunuz çok midevi olan mesela, çok 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 iyi gelen çaylar bunlar. Ayrıca eğer evde ben kendim bir ev ilacı hazırlayacağım diyorsanız patatesi alın, çiğ patatesi, bir güzel blenderdan geçirin, suyunu sıkın, için ilaç gibi, midenizde ağrısız hiçbir şey kalmaz. Bir tane daha söyleyeyim. Yarı olgun muz, yani yeşilden henüz sarıya doğru denilen muzla mide ağrılarını azaltmada oldukça etkin önlemler. Bu kadar yeter şimdilik. Bir istedi Belkıs Hanım, birçok öneriyle buyurun, hepsini kullanabilirsiniz ilaçsız tedaviler. Yüksek tansiyon hastaları egzersiz yapabilir mi diyor Kemal Öztürk. Özellikle yapsınlar.
yapmamaları tansiyonun ayarını bozar. Ama şu egzersizleri yapsınlar, şunları yapmasınlar, neleri yapmasınlar? Büyük ağırlıklarla çalışmasınlar. Bu riskli. Ağırlık kaldırmaları yapmasınlar. Büyük direnç egzersizleri, itme çekme egzersizleri yapmasınlar. Yapabilecekleri en faydalı egzersiz, ilaç ihtiyaçlarını bile azaltan egzersiz yürümektir. Tempolu, dakikada 120 adım, 100-120 adım aralığı, arada bir 140 adımlık spinlerle yürümek tansiyon tedavisinde ilaçlara yardımcıdır. Peki şimdi bahar zamanı, detoksla ilgili de bir soru gelmiş. Nasıl yapılır? Acaba detoksla fazla yağlardan kurtulunur mu diyor Cemre Ertuğ'un? Tabii ki kurtulabilirsiniz. Detoksla zaten bir azaltma eylemi var. Ruha giren toksinleri, bedene giren besinleri azaltma ve bedeni biraz daha mutlu kılacak hafif egzersizler ve ruhsal takviyeler, yani müzik, yani maneviyat, yani yoga, yani dua, yani meditasyon, yani diğer manevi inançla ilgili bağlar. Bunların hepsi vücudunuza detoks yaptır ama biraz gırtlaktan kısmazsanız kilo kaybedemezsiniz. Ona dikkat edeceksiniz. Peki, her gün bir elma yemek sağlıklı mıdır? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu bir atasözü, bize ait değil, İngilizlerin bir atasözü. Her gün bir elma giren eve doktor girmez. Bunu en çok ve en ilk duyduğum kişi benim rahmetli Süleyman Demirel'di. Her gün kahvaltıda minimum yarım elmayı mutlaka yerdi ve bu cümleyi her seferinde de inatla söylerdi. Neden? Elmanın içinde müthiş polifenoller var, flavonoidler var. Bilhassa kuversetin denen bir antioksidan mucize var. Elma inanılmaz bir posa kaynağı. İçindeki çok güçlü prebiyotik inülin nedeniyle bağırsakların, bakterilerin en güzel yemlerinden biri. Vitaminleri cabası, mineralleri cabası. Elma yiyin. Her gün bir elma yiyin. Yiyin. Peki, demir hapları şişmanlatır mı diye soruyoruz. Hayır, mümkün değil. Demir hapları şişmanlatmaz. Demir hapları eğer demir eksikliğine bağlı metabolizmanız düşmüş de yağlanmaya başlamışsanız tersine kilo vermenizi kolaylaştırır bile. Çocuklarda omega 3 kullanımı ile ilgili bir soru gelmiş. Kaç yaşında başlayalım diyor Erhan Özcan. Daha anne karnındaki. Daha çocuk doğmadan. Hatta daha çocuğu doğurmaya karar vermeden, hamile kalmaya karar vermeden. Yani akıllı her anne, anne adayı 20 yaşından sonra DHA, omega 3'ün beyinle, gözle, sinir sistemiyle ilgili olan doikozoheksanoik asit desteği almaya başlamalı. Zaten bugün o nedenle folik asit gibi bütün hamilelik desteklerinin içine DHA da ilave edildi. İlave doğar doğmaz çocuğunuzu siz DHA alın. Sütünüzdeki DHA'yı artırıp DHA ile besleyin. İki, daha çocuk 1,5-2 yaşına gelince DHA içeren takviyelere anında başlayın. Peki. Yoğurtla ilgili bir soru gelmiş. Tam yağlı mı, az yağlı mı tüketelim diyor izleyicimiz. Hangisi daha faydalıdır demiş. Tam yağlı yoğurtlara doğru bir dönüş var. Bunun nedeni tam yağlı süt ürünlerinin içinde bulunan, yoğurtta da bulunan konjüge linoleik asit dediğimiz bir madde. Bu CLA, yani C, L, A baş harfleridir. Bu maddenin kilo konusunda bize kilo kazanımını önleyici, yağ yakımını hızlandırıcı bir avantajı olduğunu geç öğrendik. Şu takviyeleri de olan, besin evet, takviyesi olan CLA'dan. Aynen öyle. Tam yağlı yoğurtta. Evet, Amerika'da toplam toplumda %36, 37, 38'dir yağ tüketimi. 30'lara indirdiler, obezite patladı. Bunun nedeni araştırırken gördüler ki öncelikli neden süt ve süt ürünlerinin, özellikle süt onlar çok içiyor, yağlarının, yani yağsız olanların kullanılması. Özeti şu, tam yağlı sütler şu anda daha öne geçmiş gibi görünüyor. Ve tam yağlı yoğurtlar. Hepsi öyle. Tam yağlı ayran, tam yağlı yoğurt, tam yağlı peynir. Ama hangi zaman, kime zararlı? Eğer kolesterol probleminiz varsa, bu çok önemli bir nokta. Tam yağlı demek, bol miktarda doymuş yağ içeriyor demek. Doymuş yağ da kolesterol üretiminin ham maddesi. Eğer ciddi bir kolesterol hastasıysanız kilo problemi falan düşünmeyin. Oturun tam yağlı değil de yarım yağlı yoğurt yiyin. Bu soru ve mide yanlısı sorusu şimdiden programın manşeti gibi duruyor. Kilo vermek isteyen izleyicimiz günde kaç öğün yemeliyim diye sormuş Ceren Hanım. Standart 3 öğün. Ama ben kilo verme çabası içine girenlere 2 öğün, yani intermittent fasting, aralıklı açlık kürlerini öneriyorum biliyorsunuz. Burada mesele şu, hanımsanız 14, erkekseniz 16 saat aç kalmayı, o aç kaldığınız sürede sadece su, şekersiz sebze suları içmeyi, çay içmeyi, kahve birkaç fincan olabilir içmeyi göze alıp bu 16 saatin içinde dışında kalan 8 saati besinlerle doldurmayı deneyin. Daha kolay kilo verirsiniz.
Peki harika bir formül daha geldi. Kırmızı acı biber işte açar mı diye sormuş Selçuk Kılıççı adlı izleyicimiz. Burada iki ayrı fikir var ama normalde benim şahsi tecrübem iştah açtığı yönündedir. Çünkü biraz acı tadı ağızda yeme kontrolünü bozabiliyor ve daha fazla gıda tüketimini tahrik edebiliyor. Metabolizmayı hızlandırır ama acı biberle kilo verilmez. Hataylılar beni hoş görsün. Hatay biberi zayıflatmaz. Öyle bir efsane var. Zayıflamanın tek yolu var. Az yiyin, çok hareket edin. Hatta acı biber yedikçe yanında daha çok ekmek yemek istiyoruz kesinlikle. Bence. Kesinlikle. Daha çok yoğurt yemek istersiniz. Evet. Daha çok ilave şeyler istersiniz. Mangalda pişen et zararlı mıdır? Kanser riskini artırır mı demiş izleyicimiz. Tabii sezonda açıldı mangal sezonu. Evet. İsterseniz 4-5 tane tüyo verelim. Bir, pişirirken alev olmasının ardında, yani alev bitmiş, kömür tam kızarmış kendi halinde olsun. İki, etle kömür arasında mümkünse 15 santim mesafe olsun. 3. Eti önceden marine ederseniz etin yanma ihtimalini düşürür. Kanserleşme, kanserojen madde oluşma ihtimalini azaltırsınız. 4. Etin arasına ne kadar çok sebze parçaları sıkıştırırsanız etten alacağınız oksidan maddeleri sebzedeki antioksidanları nötralize edip kansere karşı riskinizi minimize edersiniz. 5. Yağı az et kullanın. Yanmış yağ daha fazla kanserojen kazanmanıza yol açar. Bu kadarı yeter şimdi. Mangalcılara duyurulur. Bu 5 maddeye dikkat edin. Öyle hemen mangalın başına geçmek de olmuyor bu iş. Peki. Metabolizmayı hızlandırmak için sabahları ılık su mu, soğuk su mu içelim diyor. Ne ılık su ne soğuk su metabolizmayı çok hızlandırmaz. Ama sağlık için plan yapan herkesin güne bir bardak ılık suyla başlamasını ve ılık suyun içine bir tatlı kaşığı kadar limon suyu koymasını ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi sütlaç mı çikolata mı hangisini tercih etmeliyiz demiş Özge Yılmaz. İkisini de diyorum ben. Çok güzel bir cevap bu. Bence doğru olanı bir çikolata eklemiş bir sütlaç yerseniz ikisini bir seferde çözmüş olursunuz. Doğru olanı şu efendim. Nedir? Tatlıların proteinle birlikte olmaları durumunda içindeki şeker yükünün, glisemik yükün azaldığını biliyoruz. Onun için sütlü tatlıları unlu tatlılara veya unsuz yağlı tatlılara tercih edin diyoruz. Bu birinci kural. O zaman çikolata mı, sütlaç mı? Eğer biter çikolata ise ve 25-30 gram geçmezseniz bence çikolata daha iyi. Çünkü çok yüksek antioksidan gücü var. Miktarı abartmazsanız. Mutlaka sütlaç mı? 1/4 porsiyon yeterli. 1/4 porsiyon. D vitamini takviyesi egzersiz performansını artırır mı diye sormuş Çağdaş Akpınar. Herhalde spor yapan bir izleyicimiz. Çok güzel bir soru bu. Çok yeni de bir bilgi var. Çok net ve açık olarak yeni bir çalışmayla gösterildi ki D vitamini arttıkça egzersiz performansınız artıyor. Egzersiz sonrası ağrılarınız, yaralanma ihtimaliniz, dokuda inflamasyon, iltihap oluşma olasılığınız düşüyor. Kesinlikle doğru bir soru. Domates suyunu sormuş izleyicimiz faydalı mıdır? İçelim mi diyor Berun. Müthiş bir içecek. Ama reflünüz yoksa, gastritiniz yoksa, reflünüz varsa yandınız. Ama domates suyu bir likopen bombası. Kırmızı mucize likopen. Kadınların ciltleri için yapabilecekleri en büyük sevap. Kalorisi düşük, potasyumu çok içinde. Çok potasyum var, çok fazla vitamin, mineral, B grubu vitamin, C vitamini var. Ama her şeyden önce biliyorsunuz likopen kadın cildinin en büyük dostu. Kırmızı mucize likopen, domates suyuna devam. Biraz da karabiber üzerine. Ödem neden olur? Vücuttaki ödemi atmak için ne yapalım diyor Ayfer Hanım. Pek çok sebebi var ama hastalıklara bağlı ödem genellikle kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğinde olur Allah korusun. Hı hı. Fakat kadınlardaki ödem genelde periyotlarla ilgilidir, hormonal dengeyle ilgilidir ya da insülin direnci gibi, vitamin eksikliği gibi, böbrek üstü bezi çalışma bozukluğu gibi bir arızanın işaretidir. Dikkatli olmak lazım. Baktırmak gerekiyor. Zerdeçal'la ilgili bir soru zaman zaman siz öneriyorsunuz. Nasıl tüketelim? Fazlası zararlı mıdır? Zerdeçalı her zaman öneriyorum, onu söyleyelim. Ama ne kadar zerdeçal? Günde ortalama olarak bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal, bir 1/4 çay kaşığı kadar karabiberle karıştırarak ve birazcık üzerine zeytinyağı ekleyerek yoğurtla birlikte müthiş bir sağlık mucizesi. Her şeye her derde deva. Belleğinizi korur, damarınızı korur, bağışıklığınızı korur. Her şeyinize fayda olur. Ama aşırı tükettiğiniz zaman safra keseniniz için, böbreğiniz için, karaciğer için toksik olabilir. Dikkatli olun. İnsülin dediniz az önce. İnsülin direnci olan biri nasıl beslenmeli diye sormuş hemen izleyicimiz de. Daha çok protein ve sebze. Yani karbonhidratların
tahılla ilgili olanlarla arasını kapasın, şekerin, nişastanın yanından geçmemeye çalışsın. Ne kadar çok sebze ve protein bulursa oraya abansın. Oranda 3 birim sebze, 1 birim protein. Protein dediğimizde yağ az protein olursa daha iyi olur. Daha iyi olur. Şimdi hızlı kilo vermek için izleyicimiz soruyor. Ağırlık mı kaldırayım, kardiyo mu yapayım? Kardiyo yapsın. Dörde bir oranı geçmesin asla. Kilo vermenin egzersiz açısından etkili olan yanı aerobik egzersiz, yani kardiyodur. Yani yürümektir, tempolu yürümektir, yüzmektir, hafif ısınmayla birlikte giden koşulardır ama uzun süreli koşular değil. Değildir. Boyun fıtığını sormuş izleyicimiz. Neden olur? Tedavisi var mıdır? Çok sebebi var ama uzun boylularda bir kere statik nedenlerle daha kolay olur. Kazalar nedeniyle olur. Boyundaki yanlış hareketler nedeniyle olur. Genetik faktörleri var. Yani çok fazla nedeni var boyun fıtığının ama bence nedenden çok sonuçla uğraşmak daha önemli. Şimdi az önce tam yağlı yoğurdu tavsiye ederken CLA'dan bahsettiniz. Şimdi unuttum uzun açılımını ama izleyicimiz de sormuş, takviyesi kilo vermeyi hızlandırıyor mu diye. Ben yani şöyle, konjüge linoleik asit CLA gerçekten çok safsa, çok güçlüyse, çok güvenli bir ürünse özellikle sıkılaşmada, bilhassa kalça ve karın bölgesi kadınlarda, önemli bölgelerde sıkılaşmada ciddi bir egzersiz çabası etkili bir diyetle birleşirse işe yarar. Ama bunları yapmadan CLA'yı değil 1300 mg, 13.000 mg'da yutsanız hiçbir şey yaramaz, paranız boşa gider. Peki. En çok potasyum içeren meyve hangisidir ve potasyum sağlığınız için neden önemlidir demiş Bildur Gürel. Potasyum çok enteresan, çok fazla farklı gıdada var. Böyle sürpriz gıdalar var. Mesela potasyum zengini olan fasulye, kuru fasulye. Müthiş bir potasyum kaynağı. Çoğumuz farkında değiliz. Ispanak, pazı, müthiş bir potasyum kaynağı. Pancar, müthiş bir potasyum kaynağı ama çoğumuz farkında değiliz. Avokado, biraz pahalı bir gıda. O da zengin bir potasyum kaynağı. Ama günlük beslenmede kolay potasyum deyince aklınıza önce muz gelsin. Aklınıza önce patates gelsin. Aklınıza önce turunçgiller gelsin. Aklınıza önce domates gelsin. Bunlar hepimizin elinin altında olan potasyum zengini gıdalar. Peki, şimdi bahar yorgunluğu için ne yapmak gerekir? Ne önerirsiniz demiş Selda Uysal. Yazdınız siz de bunu da. Evet. Nasıl özetleyebiliriz bir, program için? Mutlaka kahvaltı yapsınlar. Güne sıkı protein zengini bir kahvaltıyla başlasınlar. 2. Gün boyu su içmeyi unutmasınlar. 3. Egzersizi asla bırakmasınlar. Yorgunluğu azaltmanın yolu yorulana kadar egzersiz yapmaktır. Bunu asla unutmasınlar. 3. D vitaminleri, demirleri, B12'leri yerinde mi bir baktırsınlar. Onlar düşükse bir çare olmaz. Tiroid çalışıyor mu bir baktırsınlar. Eğer tiroid çalışmıyorsa ne yaparsa yapsınlar. Yorgunluk problemlerini yenemezler. 4. Mutlaka ana öğünleri almaya çalışsınlar. Mutlaka. Eğer hipoglisemiklerse, şeker düşüklükleri varsa bir ara öğün proteinden zengin ilave etmeyi düşünsünler. 5. Olabildiği kadar fazla sebzeye abansınlar. Magnezyum, magnezyum, magnezyum. Yorgunlukla magnezyum takviyesi kardeş gibidir. İlle gidip eczanede magnezyum hapı almasınlar. Magnezyum zengini gıdalara biraz yüklensinler. Nedir o gıdalar derseniz ben yine oraya hemen bakliyatı koyun derim. Yeşil yapraklı sebzeleri koyun derim. En kolay kaynaklar onlar. Evet. Peki. Selda Uysal izleyicimiz sormuş ama son soruydu. Bu süremiz bitti. Diğer bütün izleyicilerimiz bu 5 maddeyi eğer bugünlerde yataktan kalkamıyorsanız uygulayabilirsiniz. Evet. Çok teşekkürler yanıtlar için. Ben teşekkür ederim. Efendim önümüzdeki hafta tekrar salı günleri saat 16.15 olduğunda burada olacağız. Siz sorularınızı lütfen bize göndermeyi sürdürün. Hoşçakalın.